Merhabalar, ben Gülbay Akaz. Bu videoda size derginizdeki ekose yeleğinizin ekose deseninin nasıl oluşturduğumuzu göstereceğim. Derginizdeki açıklamaya göre yeleği ördüğünüzde zaten ekose desen için gerekli olan zemini elde etmiş olacaksınız. Tek eksiğiniz ekosenin dikey çizgileri olacak. Onu da zincir işiyle yapacağız. Şimdi ben yine bir numune parça hazırladım ve ekoseyi de birazcık yapmaya başladım. Şu an şuradayım ve devam edeceğim desenimi oluşturmaya. Hemen bir püf noktasından söz etmek istiyorum size. Bu zincir işini yaparken örgünüzün yönü çok önemli. Demek istediğim, ilmek attığınız kenar her zaman alt tarafta, ilmekleri kapattığınız kenar da üst tarafta olmak zorunda. Buna lütfen dikkat edin. Ben şurada kaldım. Hemen hardal renkli sıralarımı sayıyorum. Burada 10 sıra hardal örülmüş 10 sıram var. O yüzden kırmızıdan itibaren 10. hardal ilmeğimi bulmam gerekiyor. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu benim 10. hardal ilmeğim. Tığımı 10. ilmekle 11. ilmek arasına, dikkat edin arasına, ön yüzden arka yüze doğru batırıyorum. Bunu yaptıktan sonra ihtiyacım olan renk kırmızı. Kırmızı ipliğimi alıyorum. Arka taraftan tığıma doluyorum. Her iki ucu da ipliğimin her iki ucu da arkada kalacak. Doladım ve ön yüzde tığımda bir tane ilmeğim oldu. Şimdi 10. ile 11. ilmeklerin arasını aralarsanız yatay çizgiler göreceksiniz ve bu çizgilerin arasında boşluklar. Bundan sonra her boşluğun içine tığımı batıracağım. Ön yüzden arka yüze doğru. Arka yüzde ipliğimi tığıma bir kez dolayacağım. Ön tarafa doğru çekeceğim. Tığımdaki ilmeğin içinden ipliğimi geçireceğim. Geçirdim. Yine bir üstteki boşluğun içine batıyorum. Ön yüzden arka yüze doğru. İpliğimi tığıma doluyorum ve çekiyorum. Tığın içindeki ilmeği içinden geçiriyorum. Bunu karşı uca ulaşana kadar yapmaya devam edeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken boşluk atlamamak. Her boşluğa tığınızı batırmanız gerekiyor. Boşluk atlarsanız ekose deseninizin görüntüsü bozulur. Zaten dikey çizgim oluşmaya başladı. Bu işlemi örgü boyunca devam ettireceğim. Şimdi isterseniz mavi çizgiye geçelim. Böyle dursun bu. Kırmızı çizgi ile mavi çizgi arasında iki sıra hardal da örülmüş iki sıram var. O yüzden kırmızıdan sonra iki tane hardal ilmeğini atlıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin arasına yine ön yüzden arka yüze doğru tığımı batırıyorum. Arka yüzde mavi ipliğimi tığıma takıyorum. İpliğin uçlarının ikisi de arka yüzde kalacak. Böylece bir tane ilmek elde etmiş oldum. Yine bir üstteki boşluğa batıyorum. Az önce yaptığım işlemlerin aynısını bu sefer ikinci ile üçüncü ilmeklerimin arasına yapacağım. Yine boşluk atlamamaya dikkat ediyorum. Desenin bozulmasın diye.
Evet, mavi çizgimi de yine örgü boyunca yapmaya devam edeceğim. Şimdi bunlar böyle kalsın. Maviyi de yaptığımızı varsayalım. Maviden sonra yine hardalla örülmüş iki sıram var. O yüzden maviden sonra iki tane hardal ilmeğini atlıyorum. İkinci ilmekle üçüncü ilmeğin arasına ön yüzden arka yüze doğru tığımı batırıyorum. Maviden sonra kırmızı çizgim var. O yüzden yine kırmızı ipliğimi alacağım. Ve onunla çalışacağım. Arka yüzden ipliğimi tığıma takıyorum. Ön yüze doğru çekiyorum. Tığımda bir tane ilmeğim var. Ve daha önce yaptığım işlemlerin aynısını yapmaya devam edeceğim. Burada da. Her boşluğa batmanız çok önemli. Yine bunu da örgü boyunca yapacağım. Bakın. Şunların yapıldığını varsayın. Zaten ekose deseniniz oluşmuş olacak. Bu aslında zor görünen ama yapması oldukça eğlenceli ve sonuçta çok etkili olan bir teknik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kolay gelsin.